HDP'nin Deva Partisi listelerinden seçime gireceği iddiası siyasetin en sıcak başlıklarından. Arkadaşlarımız Altılı Masa'nın bileşenlerine HDP-Deva arasındaki yakınlaşmayı ve iddiaları sordu. Haberde izleyeceksiniz. Masada adaylık düğümü de henüz çözülmüş değil. Öyle ki masada adayı kimin açıklayacağı da tartışma konusu. HDP ile görüşmeme falan gibi bir derdiniz yok herhalde. Görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz. Açık şeffaf. Öyle evet. Gizli saklı. Sivil temaslarımız oluyor. Parti kapatılırsa HDP'liler Deva Partisi listelerinden seçime girecek. Altılı Masa'nın çalkalandığı son iddia bu. Biz kendi yolumuzda devam ediyoruz. Böyle bir temas oldu mu? Hayır, yok öyle bir şey. Deva Partisi ile ilgili haberler de bir spekülasyondur. HDP'liler inkar etse de Deva Partisi dirsek temasında olduklarını gizlemiyor. Öyle ki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir yayın organına konuştu ve fikir alışverişimiz var dedi. Biz HDP ile gizli saklı olmadan kameralar önünde genel başkanlar ve partinin genel başkan yardımcıları olarak görüşüyoruz. CHP şimdilik temkinli. Tartışmaların uzağında durmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm. Bu soruyu bana değil, Deva Partisi'nin yetkililerine soracaksınız. İyi Parti'nin ise kapıları masayı dağıtma pahasına HDP'ye kapalı. HDP konusu bizim baştan bu yana görüşlerimiz bu konuda nettir. Şu anda Millet İttifakı'nda ve Altılı Masa'da bu parti yer almamaktadır. Ve adaylık yarışı. Kılıçdaroğlu'na masada kendisini en çok destekleyen isim olan Gültekin Uysal'ın da rakip olabileceği konuşuluyor. Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara seçilir. Çok da rahat seçilir. Altılı Masa henüz adayı belirleyemedi ama Cumhurbaşkanı adayını kimin açıklayacağını tartışıyor. Adayı Saadet Partisi açıklayacak. Hayırlara vesile olur inşallah. Onu hep beraber göreceğiz. Ortak adayı masanın en yaşlı üyesi sıfatıyla Temel Karamollaoğlu'nun açıklayabileceği konuşuluyor. Ancak henüz o isimde de uzlaşı sağlanmış değil.